Yeşil Robot kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Son zamanlarda orta segment telefonların bir hayli arttığını görüyoruz. Honor da burada 18-19 bin TL civarında X9B 5G modeliyle karşımıza çıktı. İlk olarak kutu açılışını yapacağız. Önümüzdeki günlerde derinlemesine incelemesine de gelecek. Peki 19 bin TL bir telefona verdiğimiz zaman kutu içerisinden bizleri neler karşılayacak? Ve orta segmente göre genel hissiyatı, telefonun tasarımı nasıl? Kısa bir ön izleme için telefonun kutusundan çıkartacağız. Hemen şuraya küçük bir çentik atalım. Evet bunu artık kapatabiliriz. Jelatinimizi çıkarttık. Ve yavaş yavaş kutusundan çıkartalım. Ve telefonu paketinden çıkartıyoruz arkadaşlar. Hissiyatı güzel. Kavisli bir ekranı var. Arka tarafında vegan deri tasarımı ve daire biçiminde konumlandırılmış da bir kamera kurulumu bulunuyor. Yani telefonu elime aldığımda bir üst segment havası katıyor. Hafif de bir cihaz. Şöyle hızlı bir şekilde telefonu açalım ve yavaş yavaş kurulum işlemine başlanırken ben de kutu içeriğiyle devam ediyorum. Burada muhtemelen silikon kılıfı çıkacak. Şöyle silikon kılıfını da sizlere göstermek istiyorum. Silikon kılıfı taktığım zaman kamera çıkıntısı yok oluyor mu? Evet yok oluyor. Ve burada kavisli ekranının da çerçevelerini kapatan bir kılıf olduğunu söyleyebiliriz. Honor'un Magic OS arayüzüyle geliyor telefon. Kurulumu yapmadan önce Kutu içerisinden çıkan diğer ürünlerle devam edelim. Burada Honor'un süper şarj adaptörünü görüyoruz. Kaç wattmış? Hemen kontrol edelim. 35 wattlık bir adaptör bulunuyor arkadaşlar ve 5800 miliamperlikte bir bataryası olduğunu görüyorum notlarıma baktığım zaman. Yani 5800 miliamper büyük bir kapasite. Buna rağmen 35 wattlık bir adaptörle desteklenmesi de iyi olmuş. Kablomuza bakalım. Muhtemelen 1 metrelik bir kablodur bu. Tip A'dan tip C'ye yine bunları da kenara alıyorum ve burada bir şeyler daha var sanki. Acaba kulaklık mı çıkıyor? Evet. Ve jack girişli kulaklık. Telefonun bu arada jack girişi bulunmuyor. Muhtemelen çeviricisi de gelecektir diğer tarafta. Kulaklığı bir çıkartalım paketinden. Silikonlu değil. Plastik yapıya sahip ve üzerinde bir adet tuş var. Yani performansından çok da bir şey beklememek lazım ama yine bu kulaklığı da test edeceğiz. Ama kalitesinin ortalama düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Plastik bir kulaklık. Şöyle sol tarafında da çeviriciyi bekliyorum. Burada da tip C'den 3.5 milimlik jacka çevirici adaptörümüz bulunuyor ve bu çeviriciyle beraber de jack girişi kulaklıklarınızı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zengin bir kutu içeriği var. Kulaklık olması iyi. Yani kulaklıkta burada ultra yüksek bir performans beklemiyoruz tabii ki de ama 18.000 TL'ye artık orta segment telefonlar satışa sunuluyor. Geçtiğimiz yıllarda tabii ki orta üst segment hatta amiral gemisi telefonlar bu fiyatlara satılıyordu. Ne yazık ki 18.000 TL'ye artık orta segment telefonlar görüyoruz. Orta segmente göre hızlı şarj adaptörü var ve kablolu kulaklığı var. Bu yüzden bunlar benim için bir artı. Kulaklığı hemen bir kenara aldık ve kurulum işlemine devam ediyoruz. Kutumuzu da kenara koyalım. Bu arada bu kavisli ekran 6.78 inç arkadaşlar. İnce çerçevelerin olduğunu söylemiştik. Bu sayede de %91.2'lik ekran gövde oranı karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bu ekran 120 Hz'lik tazeleme oranına sahip. Burada baktığımız zaman dikkatimi çeken nokta alt ve üst çerçevelerin de tıpkı yan çerçeveler gibi ince olması. Tek elle kullanımda veya video izlerken, film izlerken alt ve üst çerçevelerin kalınlığı rahatsız edebiliyor. Ama burada ince olduğunu söyleyebiliriz söyleyebiliriz. Tabii ki kullanım deneyimi de önemli. Hemen burada herhangi bir hesaba giriş yapmadan kuruluma devam edelim. Sağ tarafında kilit tuşu, ses açma kısma tuşu bulunuyor. Sol tarafında hiçbir şey yok. Alt tarafında ise hoparlörü, sim tepsisi ve Type-C girişi karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tasarım olarak benim hoşuma gitti arkadaşlar. Evet telefonumuzu açtık. Burada mesela bir yazılım güncelleştirmesi varmış. Bakalım hangi sürüm gelecek. Evet Honor X9B modeli şu anda Magic 7.2 sürümüyle geliyor. Aynı zamanda Android 13 sürümüne sahip. Depolamaya baktığımız zaman ise 256 GB'lık bir alan bizleri karşılıyor arkadaşlar. Evet diğer özelliklere geldiğimizde burada 12 GB'lık bir RAM bellek karşımıza çıkıyor ve 8 GB'lık da sanal RAM desteği geliyor. Bu sayede 20 GB'lık bir RAM bulunuyor arkadaşlar. İşlemci tarafında Qualcomm imzası taşıyan orta segment modellerde de gördüğümüz Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi yer alıyor. Bu bence iyi bir işlemci çünkü 4 nanometre mimarlı ve GPU tarafında da ad reno 710 grafik birimini kullanıyor. Şimdi geldik kamera tarafına. Bence kamera en önemli nokta. Çünkü anılarımızı ölümsüzleştiriyoruz. Burada direkt ana kamerayı açtığımız zaman 108 megapiksellik F1.8 diyafram açıklığına sahip bir kamera karşımıza çıkıyor ve 3x optik zoom yapabiliyor arkadaşlar. Geniş açılı lense baktığımızda ise 5 megapiksel olduğunu söyleyebiliriz. Makro çekimler yapabilmek için ise 2 megapiksellik bir lens daha bulunuyor. Hemen video tarafına geçmek istiyorum. Bakalım videoda hangi çözünürlükte çekim yapabiliyor? Evet Evet, videoda 4K 30 kare çekim yapabiliyoruz arkadaşlar. Peki 1080p'ye çektiğimizde 1080'e çektiğimizde ise 60 kare çekim yapabiliyoruz. Hem 21'e 9 hem de 16'ya 9 videolara 60 fps çözünürlüğünde çekebiliyoruz. Ön tarafın video ayarlarına bakmak istiyorum. Ön tarafta 4K çekim yapamıyor. 1080p'de de 30 kare çekim yapabiliyor. Burada bana kalırsa 4K 30 tamam kabul edilebilir fiyatına göre ama ön kamerada 1080p 60 kare video çekebilse biraz daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ön kamerada bulunan lensin çözünürlüğü ise 16 megapiksel, F2.5 diyafram açıklığına sahip. Ben sizlere kamera özelliklerini sayarken yine telefonla çektiğimiz fotoğrafları da ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Telefonun 5800 mAh'lik bir bataryası olduğunu söylemiştik. Yani bu çok yüksek bir değer. 5800 mAh'lik batarya sahip olmasına rağmen 185 gramlık ağırlığa sahip. Yani ben buna hafiflik derim. Çünkü 200 gramın altında bir telefon. Bluetooth 5.1 sürümüyle geliyor. Aynı zamanda telefonda NFC de bulunuyor arkadaşlar. Depolama tarafına baktığımızda ise UFS 3.1 sürümünü görüyoruz. Bu da güncel bir telefon olduğu anlamına geliyor. Özellikle oyun oynarken, oyunu açarken veya CapCut'tan düzenlediğimiz biz videoları export ederken UFS 3.1 biriminin olması önemli. Şu an mesela yazılımımızda güncellenmesi gerekiyor. Yeniden başlatmaya tıklayalım ve telefonla kutu açılışımızın yavaş yavaş sonuna gelelim. Telefonun IP53 sertifikası bulunuyormuş ve inceliği de 8 milim civarında. Genel olarak değerlendirmelerimi yapacak olursam kutu içeriği hoşuma gitti. Hem adaptörü hem kılıfı hem kulaklı hem de jack çeviricisi kutu içerisinden çıkıyor. Telefonun hissiyatı genel olarak güzel. Kavisli ekranı var. İşlemcisi yine beni mutlu etti. Bakalım testlerde de mutlu edecek mi? Kamerada da yine birkaç test koydum sizler için. Evet kutu açılışımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu arada güncelleştirmeyi de yaptık. Artık Honor X9B 5G modeli Magic OS 7.2 sürümüne sahip. Sizin bu telefonda yapmamızı istediğiniz bir test var mı? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Aynı zamanda telefonla ilgili merak ettiğiniz başka bir şey varsa yine yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.